Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygıdeğer katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, öncelikle olarak şunu söylemem gerekiyor. Biz bu programları neden yapıyoruz? YÖK ile Tarım Bakanlığımız arasında protokol imzalanmıştı. Aynı şekilde biz bu protokolü ilimiz için, üniversitemizde, Sayın Rektörümüz ve Sayın İl Müdürümüzle birlikte bir protokol imzaladık ve bu protokol kapsamında da hem gerek teknik personelimizi hem çiftçilerimizi eğitim anlamıyla, tabii bu biliyorsunuz pandemiden dolayı da bir sıkıntı var. Bunları dijital ortamda, dijital olarak eğitimi alalım, farkındalık yaratalım, konuları buradan bu şekilde aktaralım diye bir planlama içerisindeyiz. Tabii tarım takvimine uygun şekilde yapmak istiyoruz. Muhtelif konular var. Bugün de ayçiçeği ekim öncesi işte Sayın Hocam sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bunu ele alalım dedik. Ne var burada? Tabii ayçiçeği ilimiz için, bölgemiz, ülkemiz için önemli stratejik bir ürün. Ülkemizde baktığımız zaman işte 6,7-6,5 milyon dekar civarında bir üretimimiz var. Buna karşılık 1 milyon 900 bin ton, 1 milyon 950 bin ton civarında üretimimiz var. Trakya bölgesi tabii çok özel. İlimiz Türkiye'de en üretimde en potansiyeli. %18'ini üretiyoruz. Trakya bölgesi de Türkiye'deki yağlık ayçiçeğinin yaklaşık %50'sini üretiyor. Yani ortalama verimime baktığımız zaman, verime hocam bunlara belki değinir bilemiyorum. Evet, bahsedeceğim de kısa. Bahsedeceksiniz. Yani bizim aşağı yukarı uzun yıllar ortalamamız Tekirdağ için 230, Türkiye için 264 diye geçiyor kayıtlarda. Bizim biraz tabii kuru tarım yapıyoruz, sulu tarım yapmıyoruz. Ama ilimiz için bu önemli. Tarım alanlarımızın %38'i ile 42 arasında bir alanı ayçiçeğine ayırıyoruz. Ve tabii biz Tarım Bakanlığı olarak ayçiçeği üretimini çok önemsiyoruz. Stratejik ürünler içerisinde havzamızda var, havzamızda kayıt altında. Bakanlığımızda destekleme veriyoruz işte. Biliyorsunuz birçok üreticimiz biliyor bunu. Tona 500 lira para veriyoruz. Önemli bir destek. Şu anda da başvurular tamamlandı. İlimiz için girişleri yaptık. Yakın zamanda da inşallah askıya çıkacağız. Burada ne demek ki? Ne yapmak istiyoruz biz burada? En azından bir miktar hocalarımızın teknik yönden anlatımları hem bizler için, teknik mühendisler için hem üreticilerimiz için belki dekara 3 kilo, 5 kilo bile artırsak biz bunu. Bunlara ihtiyacımız var ülke olarak. Dolayısıyla yanlış yapmamak, hastalıklara karşı ekimle vesaire hata yapmamak adına bu tip eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bunları inşallah çoğaltacağız. Kaçıran arkadaşlarımızı da duyurmanızı şimdiden söylüyorum. Şimdiden başarılı bir toplantı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum tekrar. Sayın hocam size buyurun diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle Abdurrahman Bey size teşekkür ederim. Tabii ben daha önce de toplantılara katılıyordum ama yani genellikle özellikle hayvancılık çok bağlayıcı oluyor üreticilerimize. Onun için saat bulmak da çok zor oluyor. Yani bir araya gelmek de çok zor oluyor. Aslında pandemi bize birçok şeyi öğretti, birçok yeni tekniği öğretti. Tahmin ediyorum bu yolla ileride çok sık daha üreticilerimize karşı karşıya geliriz. Onların uygun olduğu saatlerde karşı karşıya onların sorunlarını dinleyip çözüm bulmaya çalışırız. Şimdi tabii burada tekrar söyleyeyim, ismim Profesör Doktor Fadıl Önemli, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesiyim. Öncelikle çiftçilerimize hoş geldiniz der, iyi akşamlar. Buradaki anlatacağımız konu ayçiçeği üretim teknikleri. Yani bu ayçiçeği üretim tekniklerinde çoğunlukla üreticilerimizin bekledikleri konuya değineceğiz ama bazı şeyleri Abdurrahman Bey'in dediği gibi sizin, bizlerin size öğrenmesi gereken, yine teknik personelin de bazı bilgileri öğrenmesi gereken noktaları anlatacağız. Mümkün olduğu kadar sıkmadan ama bilgiler uzun. Onun için dikkatle dinlerseniz sevinirim. En sonunda da soruları alırız. Şimdi tabii çok kısa, bunlar hepimiz biliyoruz. Bitkisel yağ üretimi neden ayçiçeği? Yani ayçiçeğini neden birinci sıraya koyuyoruz biz mesela Türkiye'de? Ona bir bakalım. Niçin yetiştiriyoruz? Yağ üretimi için yetiştiriyoruz. İsterseniz tam bir şey yapalım, paylaşım yapayım tam ekran. Şimdi ayçiçeğini biz niçin yetiştiriyoruz? Bitkisel yağ üretimi için. Yağı nerede kullanıyoruz? Ya yemeklerde kullanıyoruz veya son yıllarda biyodizel elde edilmeye amaçlı kullanılıyor. Bu yakıt araçlara, o biliyorsunuz son yıllarda moda oldu ve zorunluluk Avrupa Birliği ile ilgili. Yağ alındıktan sonra kalan kısmı da küspe değerli bir yem. Yine çerezlik üretimi çok fazla. Yani üretim dediğimiz tüketim çok fazla.
Kesme çiçekçilikte özellikle son yıllarda artmaya başladı. Bunu çiçekçilerde veya marketlerde görebilirsiniz süs bitkisi olarak. Şu anda renksizleri göreceksiniz ama yakın gelecekte şu ekranda gördüğünüz kırmızı renkler, diğer renkler de karışacak. Bilmiyorum, belki ileride diğer takımların şu anda Galatasaray gözüküyor ama Fenerbahçe, Beşiktaş yapılır mı bilmiyoruz bunlarla. Onu göreceğiz. Bitki çayları özellikle Çin'de. Çinliler çok kullanıyor. Bu tabii ekranın üstüne denk gelmiş. Bu yalancı kenarındaki dil çiçekler var ya, o dil çiçekleri toplayıp kurutuyup çay yapıyorlar. Mide, baş ağrısına falan iyi geliyor. Aynı bildiğimiz gibi ada çayı, ıhlamur gibi bunlar da çay olarak paketlenmiş şekilde satılıyor. Ama tabii dikkatli olmak gerekir. Yani mideye, baş ağrısına iyi gelirken kan basıncını düşürebilir. Yani uygun. Şimdi ben size söyledim diye yapıp da hemen kullanırken, yani diğer çaylar gibi dikkatli olmak gerekir. Yine tıbbi amaçlı kullanılabiliyor. Mesela eskiden beri, çok tarihi eskiden beri yılan ısırmalarında yaprakları kullanılıyor. Sonra yine yaralanmaları onarmalarda kullanılıyordu. Hatta mesela sıtma tedavisi, acaba işte koronaya da iyi gelir mi? Şimdi sıtma tedavisinde kinin maddesi var ve ayçiçeğinde yaprağında kinin maddesi var. Belki ileride koronaya karşı ayçiçeği çayı çevireceğiz. Yani onu zamanla göreceğiz bakalım nasıl olacak. Onun dışında son birkaç yıldır yapılan çalışmalarda da bu saplarındaki bir sıvının mesela herbisit olarak kullanabileceği, yani yabancı ot olarak kullanabileceği yine belirlendi. En önemlisi de altta bir resim, belki ekranlarda görüyorsunuz. Japonya radyasyondan temizleme için nükleer santrallerin etrafına ayçiçeği ekiyor. Yani doğa dostu bir bitki. Etraftaki sızıntıyı temizlemek için ayçiçeği üretiyor. Yani her yönüyle bir bitki. Yani yağ bitkileri içinde en önemli bitkilerden bir tanesi. Tabii kısaca bilgilendirmek amaçlı sadece söylüyoruz. Sizlerin yetiştirdiği çeşitler arkadaşlar linoleik en alt takı. Nasıl bu yağ var? Marketlerde de bu yağ satılıyor sizinkiler. Linoleik tip dediğimiz omega 6'ca zengin bir yağ. Yani insan sağlığı açısından çok değerli ve kesinlikle dışarıdan alması gereken yağ. Her ne kadar doktorlarımız işte zeytinyağını ön plana çıkarsa esas omega 6'ca esansiyel yağlarca zengin olan ayçiçek yağıdır. Sonra üstünde hemen oleik dediğimiz kızartmalık yağ. Bunu bazı üreticilerimiz biliyor. Yani bazı üreticilerimiz sözleşmeli olarak yetiştiriyor. Besin değeri çok yok ama kızartmalık, yani trans yağ oluşturmayan bir yağ. Onları belki ileriki zamanlarda tanışabileceksiniz. Şu anda verimleri düşük olduğu için çok fazla piyasada yaygın değiller. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri her ikisini de yetiştirmiyor. Avrupa linoleik ve oleik yetiştirirken Amerika'da tamamen orta oleik dediğimiz hem ısıtmaya dağılı, kızartmaya dayanıklı hem de biraz miktar içinde esansiyel yağ içeren çeşitler var. Aslında ideal olması gereken ne? %45 oleik, %45 linoleik ama şu anda öyle bir çeşit yok. Nerede var? Susamda var. Yer fıstığı yağı var. Ama ayçiçek yağı da şu anda ektiğimiz, tükettiğimiz yağ da özellikle esansiyel yağlarca çok değerli bir yağ. En üstteki daha piyasaya sunulmadı. O da margarine uygun bir yağ çeşidi. Şimdi burada tabii fiyatlara çok girmek istemiyorum ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığım fiyatlar 6 dolarla 8 dolar arasında yağ fiyatları. Bugün Amerika'nın en büyük mağazalarından birisi satış. Ortada gördüğünüz de yerli bir firma, yani Türkiye'de satış yapıyor. Ama Türkiye'de 65 liraya sattığı yağı orada 65 dolara satıyor. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum bunun. Aynı ayçiçek yağı Türkiye'de de var. Türkiye'de 65'de 65 dolar, yani 500 liraya Amerika'da satıyor. Peki yağ ile ilgili bilgi verelim. Yağı ne üretiyor? Yağ en çok mesela 210 milyon tonun yaklaşık yarısına yakını palm üretiyor. Ama o kadar tehlikeli bir yağ ki son 4-5 yılda bulunan bütün bilimsel çalışmalarda kanser yaptığı ortaya konuldu. Ama cesaretle ortaya çıkıp söyleyemiyorlar. Yani yakın zamanda bir adım adım başlayacak. Asla tüketilmemesi gereken bir yağ. Tamamen biyodizel ayrılması gereken bir yağ. Nerede kullanılır? Her yerde. Bisküviden tutun, margarine tutun, her yerde kullanılıyor ama çok tehlikeli. Ve bu zararı anlaşılınca, zaten bundan vazgeçince ayçiçeğinin değeri çok çok daha yükselecek. Yani ne var başka yağlar? Soya var, kanola. Ayçiçeği dünyada dördüncü, ülkemizde birinci sırada. Ülkemizde ikinci sırada hangisi? Pamuk. İşte üçüncü sırada zeytinle pamuk da arka arkaya geliyor. Yaklaşık 250 bin ton. Peki ayçiçeğini kim üretiyor?
Yani dünyada kim üretiyor, nasıl bir iklim istiyor? 50 milyon tonluk üretimin yaklaşık 15 milyon ton Ukrayna, 12 milyon tonunu Rusya üretiyor. İkisi 27 milyon ton. Yani yarısından çoğunu Rusya ve Ukrayna. Yani son krizi de düşünün, Rusya ile Ukrayna. Ondan sonra geleceği size bırakıyorum, yani ayçiçeği ile ilgili. Diğer üreten ülkeler hangileri? Avrupa Birliği üretiyor. Özellikle Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Fransa, İspanya, Arjantin, Çin. Türkiye 1 milyon 800 bin dediği gibi Abdurrahman Bey'in 1.952 milyon tona yakın bir üretimi var. Ya şimdi verimlere baktığımız gibi işte o kadar düşük bir verim değil. Türkiye ortalaması 250 kilo. Bizden yüksek olan 260 kilo Çin var. Yakın var Macaristan var. Bazen Fransa geçiyor. Yani bizim verimler ilk üç içinde dünyada. Ama bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz çok daha yüksek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın, yine şeyde 194 kilo. Ve bazen dediğimiz gibi Çin'le Fransa'yla, onun dışında yani birinciliği aldığımız yıllar da var. Ama içine girdiği yere bakın, bir de Tanzanya. Tanzanya'dan tutun, Ekvador'dan tutun, kuzeye kadar. Tamam, şimdi bu noktayı üreticilerimizin ve teknik personelin özellikle çok iyi bilmesini istiyorum. Yani her ne kadar biz ayçiçeğinde çeşide bağlıyorsak da verimleri, bütün çiler sorun yok değil mi? Devam edebilirim. Son yok hocam. Buyurun devam edin. Tamam. Şimdi bütün her ne kadar çeşit deniliyorsa da aslında verimi belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi yağıştır. Şimdi bu tablolar üzerinde sizi onu anlatacağım. Biz şimdi tabii isimlendirmeleri de bilmenizde yarar var. Tekrar tekrar bu konuyu duracağız. İlk en üstte gördüğünüz V'ye yazan emergens. Biz ona emergens diyoruz. Sonra 4 santimlik yaprakları sayıyoruz. V2, V4 ve bundan sonra da birer birer gidiyor. V5, V6, V7, V20, 25'e kadar, 30'a kadar yaprak var. O şekilde isimlendiriliyor. Çok yaprak çok verim demek değil. Eğer koşulları kontrol etseniz çok verim demek, ama kontrol edemediğimiz için bazen ters etki yapabilir. Ondan sonraki R1 dediğimiz döl oluşturma, yani generatif dönem. Onda nasıl? Yıldız şeklinde bir tabloyu gördüğünüzde R1'e geçiyor demektir. Tablo ile son yaprak arasındaki mesafe 2 santimetreden az ise R2, 2 santimetreden çok ise R3, şu yalancı çiçekleri içindeki, ama gerçek çiçekler değil, yalancı çiçekleri gördüğünüzde R4, gerçek çiçekler açtığında R5. Biz R5'i kendi içinde sınıflandırıyoruz. %10-20'dir diye 5-1-5-2, mesela %50-5-5. 5-6, 5-7, işte %95-9 içindeki döllenme oranına göre. 5-6'da artık taneler döllenmişti. Ve bundan sonra artık yağ biriktirir, besin biriktirir. R7, R8, R9'da besin birikimi. Bu R9 döneminde biz hasat ediyorduk. Yani çocukluğumuzda biz mesela R9'u hasat edip daha sonra nedir, harmanlarda döyüp, ama şu anda bunu R9'da biçer döven hasat edemezsiniz. Ne yapmanız gerekir? Kurumaya bırakmanız gerekir. Şimdi burada önemli olan nokta, geçen yılki verim durumlarını tartışalım. Geçen yıl biliyorsunuz bir noktaya kadar sürekli yağmur yağdı, ondan sonra yağışlar durdu. Bazı üreticilerde yağışlar R1'de durdu, bazılarında R3 R4'te durdu. Bazılarında R6'da bir daha yağış yağdı. R1'de yağmur kesilen iyi tablo oldu. Görüntü iyi oldu. Ama daha sonra yağış gelmediği için içi boş, cılız ve yağ oranı çok düştü. Yaklaşık 150 kilo verimler. Ondan sonra yağ oranı da %38-40'lara düştü. R3, R4 arasında yağış kesilenler, son yağışı orada alanlar, onlar 200-300 kilo verim aldı. Yağ oranları da %42-44'e çıktı. Bir de bazıları R3, R4'ten sonra R6, R7'de bir yağış daha aldı. Onlar 350-400 kilo verim aldı ve ne oldu? Yağ oranları da 48-50'ye çıktı. Yani burada görüntüden anlaşıldığı gibi, yani çok kritik, aradaki 5-10 günlük bir fark yağış verimler arasında çok büyük farklar yaratıyor. Yani özetlemek gerekirse, biraz sonra tekrar bahsedeceğim, onu tekrar bahsedeceğim. Bu çok önemli. Çıkıştan sonra yaprak sayısına göre ve vejetatif dönemi belirliyoruz. Çünkü yaptığımız uygulamanın ne zaman yaptığını bilmemiz gerekir.
Yıldız şeklinde tabloyu gördükten sonrakiler generatif dönem başlıyor. Generatif dönemleri de işte tabloyla arasındaki mesafe 2 santimetreye kadar sarı 2, 2 santimetreden fazla sarı 3, yalancı çiçek gördüğünüzde R4, gerçek çiçekleri gördüğünüzde R5. Döllenme tamamlandığında yalancı çiçekler dökülmeye başladığında R6. Yalancı çiçekler döküldüğünde tablonun arkası ayva sarısı aldığında R7. Tablo arkası sarı ama yapışık yapraklar yeşilken R8. Bırak da yaprakları düz biz onları. Onlar da kahverengi olduğunda R9. Bundan sonra besin birikmiyor. Bunları tekrar göreceğiz ileride. Şimdi ayçiçeğinde şu kökler çok önemli. Yani kök gelişmesi çok önemli. O dönemlere bak, burada bir daha en alttaki soldaki daha yeni açıyor. R5-1'e gelecek. Sonra 5-3 mesela onun yanındaki. Sonra 5-5. Hemen yanındaki yalancı çiçekler, dil çiçekleri solmaya başlamış. R6. Hemen yanındaki R7. En sondaki de şeydir, kurumaya artık asata gelmiş. O R9'dan sonra sadde olgunlaşmayla ilgili. Biz şimdi bizim hedefimiz ne? Yani aslında üretimdeki hedef, ülkenin hedefi dekara yağ verimi olması gerekir. Üreticilerimiz zaten bilgili, bunu nasıl çeşidi belirlediklerini biraz sonra anlatacağız. Şimdi yağ verimini nasıl buluyoruz biz? Dekara tane verimi çarpı yağ oranı. Mesela dekardan 300 kilo verim aldınız. %50 yağ varsa dekardan 150 kilo yağ alırsınız. %40 yağ varsa dekardan 120 kilo yağ alırsınız. Yani buna göre üreticiler zaten çeşidi belirliyor. Çünkü yağ oranı yerine fiyatı koyuyor. Fiyatla dekara tane verimini çarpıp zaten nasıl olduğunu ortaya çıkarıyor. Peki dekara tane verimini belirleyen ne? İki tane faktör. Dekarda kaç tane bitki var? Her bitkiden ne kadar verim alıyoruz? Şimdi dekara bitki sayısını belirleyen biziz. İster 5000 ekeriz, ister 7000 ekeriz. Ama tane verimini belirleyen çeşit ve o biraz önce anlattığım işte düşen yağış gibi faktörler. Peki tane veriminde etkili olan iki tane unsur var. Birisi bir tabloda kaç tane var, ikisi tane ağırlığı. Tane sayısını hangi dönemler etkili? R1 ile işte R6 dönemi arasındaki dönem etkili. Bu generatif dönemin başıyla bu R6 dönemi tane sayısına etkili. Ondan sonraki R6'dan sonraki dönemler R6, R7, R8 de nedir? Tane ağırlığına ve yağ oranına etkili faktörler. Bunların içinde eğer R1 mesela tabloyu bitiyor ama R1'de yağış yağıp daha sonra iç yağış yağmazsa sadece büyük tablo elde edersiniz. İçi tanelerin boş olur. Eğer R1'de bir yağış yağarsa kesinlikle R6, R7'de bir yağış daha gelmesi gerekir. Aksi halde 100 kiloyu geçemezsiniz. En kritik bir yağış gelirse en kritik neresi? R3, R4 arası. Yani üstteki şu fotoğraf yalancı çiçeklerle R3 arasındaki dönem. O dönemde çünkü tablonun içinde tanenin iriliği de sayısı değil sadece iriliği de belirlenir. Yalancı mesela o gerçek çiçekler R5'teki dönemdeki çiçeklerin döllenmesi de R3'teki yağışa bağlı. Çünkü R3 R4'te bir yağış alırsa R5 yani gerçek çiçeklerin olduğu dönem nemli olur ve arıların çiçek tozu taşıması daha iyi olur. Yapışması daha şey olur. Çimlenmesi, döllenmesi iyi olur. Yani R5'teki gerekli olan nemi ne zaman alması gerekir? R3, R4 arasında. Eğer R5'te alırsa ne olur? Çiçek tozları yıkanır. R5'te yağış beklemiyoruz biz. Yüksek sıcaklık beklemiyoruz. 35 derece olmasın. Sıcak rüzgarlar esmesin. R5'te yağış olmasın yani kısacası. R5 25-30 derece geçsin. Öyle bir dönem gelsin ki döllenme artsın. Böcekler uçabilsin. Böcekler uçamazsa bir de risk var. Sadece tablonun ortası değil, kenarları da boşalabilir. İşte ortada bazen şunu sorgulamanız gerekir. Çeşitlerin kendine döllenmesi yüksek çeşitler. Yani eğer kendilenmesi düşükse, arı böcek uçmazsa tablonun bırakın ortası, kenarında da boş taneler olur. Yani oraya çok dikkat etmek gerekiyor. Çeşitlerin kendine döllenme oranı yüksek olması için böyle R5'teki olumsuz koşullara karşı. R5'te yağış olursa ayrıca tablo çürüklüğü de artabilir tam şekilde. Tane ağırlığını neresi belirler dedik? R6, R9 özellikle de R6 ile R7 arasında. Yani yalancı çiçekler dökülürken R7 arasındaki şeyde tanedeki yağ verimini ve tane ağırlığını belirler. Vejetatif dönemde yağış olmasını olsun aslında. Aslında vejetatif dönemde çok iyi yağış olursa bitki 400'ü 500 hedefler ama gerçekleştiremez. Neden gerçekleştiremez?
Çünkü kökünü geliştirmez. Kökünü geliştirmediği için tam o R6-R7'de topraktan suyu alamadığı için erken olgunlaşır ve çabuk olgunlaştığı için de verim düşer. Onun için vejetatif dönemde genellikle bir ters ilişki var. Yüksek yağış olursa verim düşer. Ama ideal şartlar olsa, hiç 35 dereceyi geçmese, hep 25-30 derecede olsa, biz her zaman su verebilsek, R3-R9'da tekrar su verebilsek, o zaman 400-500 kilo alalım. Ama olmadığı zaman kök gelişmesi de olumsuz olduğu için bu sefer tam zıttı 100 kiloya yavrun %35-38'lere de düşebilir. Yani vejetatif dönemde az yağış veya onu tamamlayıcı yağışlara ihtiyacımız var bizim. Peki biz ne yapacağız burada? Biz ne yapabiliriz? Yağışı kontrol edemiyoruz. Biz ne yapabiliriz? Kök gelişmesine olumlu katkı olacak işleri yapabiliriz. Mesela olumsuz katkıları yapmayabiliriz. Neler? Sürekli büyük traktörler son yıllarda piyasada ve traktörlerle durmadan tarla işleniyor. Her işte tarlayı bastırıyorsunuz ve sıkışıyor tarla. Kök gelişmesini hep olumsuz etkiliyorsunuz. Biz yapmayacaklarımızı belirttik. Yapacaklarımız ne? Belki çıkıştan sonra bir tırmık veya bir çapa makinesiyle kök gelişmesine katkı sağlayabiliriz. Şimdi tabii konu değişik, yine öz noktaları vereceğim ben buradan. 90-130 günde olgunlaşır. Minimum toprak sıcaklığı çimlenmesi için 10 derece. Oraya geleceğiz tekrar. 10 derecenin altında ekimler oluyor ve bu birçok problem. Toprak sıcaklığı, hava sıcaklığı değil, toprak sıcaklığı 10 dereceyi bulmadan ekilmemeli kesinlikle. 35 derece aşan sıcaklıklar ve sıcak rüzgarlar zarar yapar. Onu engelleyemeyiz. Yani şu anda doğayı kontrol etme gücümüz yok. Vejetatif dönemde az yağış olmalı. Sulamayla belki bunu kontrol edebiliriz. Veya çok yağış olduğunda o suyu uzaklaştıracak yöntemler bulmalıyız. Dedik ki hassas dönemler R1 ile R9 arası verimi. En kritikte R3, R4, R6, R7. R5'te de yağış istemiyoruz. Ayrıca ne dedik? Tablo çürüklüğü. Nasıl bir toprak ister? Su tutma kapasitesi yüksek, organik maddece zengin. Özellikle su tutma kapasitesi yüksek, ayçiçeğin özelliğidir. Su tutma kapasitesi yüksek yerlerde yüksek verim verir. Nasıl? Siltli tınlı, kirli tınlı topraklar. pH 6,5-7,5 olması gerekir. Asitli toprakları sevmez. Yani iyi gübreleme yaparsanız kumlu topraklarda verim artar. Genelde kumlu topraklarda, kıraç topraklarda verim düşüktür. Ne zaman yüksek olur? Çok yağış olursa, aşırı yağış olursa, ağır su tutan topraklarda kök gelişmesi olmadığı için verim düşer. Bu sefer kumlu topraklardan daha yüksek verim alırsınız. Yani fazla su tutan topraklarda bir de yağış sürekli gelirse o zaman verim düşer. Özellikle su tutma kapasitesini arttıracak işlemler yapmak gerekir. Özellikle de büyük traktör aletlerle sık işlemeden kaçınmak gerekir. İyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Doğayı temizleyici özelliği var ama üst üste ekilmemelidir. Bazı bölgelerde ekiliyor. Çok potasyum kaldırdığı için, mildiyo ve oraban şibi hastalıklara davetiye çıkardığı için çok istenilmez. En iyi ön bitki tahıllar. Bu dayı arpayla iyi bir ekim nöbetine girer. Yine eğer sulama varsa, sulama olmasa da baklagili eğer araya sokabilirsek bu verim artışı sağlar. Sulama da varsa şeker pancarı, baklagil, tahıllar ve ayçiçeği çok iyi bir dörtlü olur. Özellikle şeker pancarı ve ayçiçeği arasında çok iyi bir uyum var. Birbirinin verimlerini arttırırlar. Şimdi en önemli geldik sizin konunuza. Tohumluk seçimi nasıl olmalı? Çeşitleri tohumları sizler aldınız aslında. Yani neye göre aldığınızı da çok iyi biliyorsunuz. Yani bizim Trakya üreticisi dünyanın en iyi üreticisidir. Onu en sonda slaytta vakit kalırsa göstereceğim. Tohumluk önemli. Hibrit tohumluk kullanmamız gerekir. Hibrit tohumluğu niçin kullanıyoruz? Daha önce 80'li yıllarda kullandığımız çeşitler hastalıklara %90, %100 dayanıklı değildi. %60-70 dayanıklıydı. Orabanş problem yaratıyordu, mildiyo problem yaratıyordu. Hibritte %100 dayanıklılık var. Yani bir sorun olduğu zaman ona %100 dayanıklılık. Ne dezavantajı var? Hibrit tohumluğu tekrar kullanamazsınız. Neden kullanamazsınız? Çünkü anne ve babası, annesi kısır, babası dallı. Tekrar ekerseniz kısır ve dallı bitkiler elde edersiniz. Onun için kullanamazsınız. Geçen yıl mildiyo tekrar yeniledi. Biliyorsunuz birçok çeşit tekrar yakalandı mildiyoya. Mildiyo halk arasında dede, cüce isimlerle de biliniyor.
Bunu tekrar bir kontrol etmek gerekiyor. Çünkü evet tahmin ediyorum aldığınız çeşit dayanıklı. Çünkü en çok pazar payı olan çeşitler dayanıklıydı. Ama onu yeni çeşit deneyecekseniz muhakkak kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü tekrar ırkını yeniledi. Çeşidin kendine döllenme oranı yüksek olmalı. Eğer bir çeşit piyasada her zaman tutuluyorsa onun kendine döllenme oranı yüksektir. Her koşulda yüksek verim veriyordu. Eğer bir çeşitte bazı yıllar yüksek verim, bazı yıllar düşük verim alınıyorsa onun kendine döllenme oranı sorgulanması gerekir. Aslında hibritte kendine döllenme oranı %90-95 gibi bir rakam olması gerekir. Kıraç arazilerimiz için erkenci kuraya dayanıklı çeşitleri seçebiliriz. Neden? Çünkü burada bir önce topraktaki nemi iyi değerlendiren erkenci çeşitlere ihtiyaç var. Ama verimli, orta verimli araziler için orta olumlu çeşitler. Sizin aldığınız çeşitler de genellikle orta olumlu ve verimli çeşitler. Eğer daha yüksek sulama oranı varsa verimler için geçici çeşitler de tercih edilebilir daha yüksek verimli. Ama tekrar diyorum olumsuz durumlara karşı kendine döllenme oranı yüksek olması gerekir. Piyasadaki çeşitlerle bilgi verelim. Ne grup çeşitler piyasada? Onlardan en çok satış yapan Clearfield Plus yani IMI grubu Intervix Plus. Eski daha önce Intervix'ti etki alanı değiştirip onu Plus yaptılar biliyorsunuz. Çeşitlerin adını da Clearfield Plus yaptılar. CLP teknolojisi diyorlar. Aynı zamanda Orabanş'ın son ırkına dayanıklı 8. kabul ediyorlar ve Mildew'ye dayanıklı. Siz yabancı ot olan yere bu ilaçları atıyorsunuz, ot olmayan yerlere atmıyorsunuz. Yani gerek yok çünkü Orabanş zaten ki genetik olarak dayanıklı, çeşit dayanıklı, Mildew'ye dayanıklı. Yani aslında bir bakıma herbisiti kullanmak için avantajlı bir ama keşke kullanmasak. Diğer teknoloji Express onu da biliyorsunuz. Siz onu Grand Star'lı çeşitler olarak biliyorsunuz. Sanfurera su grubu herbisitler deniliyor buna Express teknolojisine. Maliyeti ucuz ama etki alanı biraz daraldığı için 2019 yılında mesela Express teknolojisi Grand Star ekim alanı daha çoktu. Ama geçen yıl CLP geçti. Bu yıl da CLP geçti. Çünkü CLP'ye dair yani Clearfield Plus'a dair bir çeşit zaten %47-50'lik paya sahip. Diğer teknolojiler eskidi ama şu mesela benim için aslında en çok önerebileceğim OR8MR yani herbisite dayanıklı olmayan çeşitler. Ama ne yazık ki işte domuz pıtrağı özellikle biliyorsunuz birçok problem yaratıyor. Yani yabancı otlarla kültürel yönlemlerle baş edemediğimiz için kolay bir yol. Ama bakın altta bir fotoğraf var. O 2011'de Fransa'da son 50 yılın ayçiçeği gelişmelerini tartışıyorlardı. Oradaki toplantıya katıldım oradaki çalışmaları yaparken. Hocayla birlikte Türkiye'ye %40 herbisit kullanımı olarak rekor düzeyde verdiler. İyi mi kötü mü? Tabii kötü. O zaman %40'tı. Şu anda %70-80'lere ulaştı herbisit kullanımı. Tahmin ediyorum belki oralarda da artmıştır. Ama mümkün olduğu kadar herbisitten uzak durmaya çalışacağız. Ama nasıl? Bir de diğerleri kalktı ortadan hemen hemen. En alttaki teknoloji var. Clearfield OR8 MHO. Yüksek oleik tipler. O sözleşmeli yetiştirilen çeşitler. %4-5'lik küçük bir payı var onun. Burada çeşitlerin isimlerini isim olarak vermiyorum. Ticari marka bunlar. Zaten siz biliyorsunuz en çok satış yapanı hangi çeşitleri aldığınızı biliyorsunuz. Buradaki tabii önemli olan diğer çeşitlere şans vermemek değil, diğer çeşitleri de denemek. Belki küçük alanlarda denersiniz, ondan sonra büyük alanlara aktarırsınız. Ama önemli noktalar, Orabanş'a, Mildew'ye dayanıklı olacak, kendine döllenme oranı yüksek olacak çeşitleri. Ve bunlar 5 yıl, 6 yıl sonra hiçbiri bu isimler durmayabilir biliyorsunuz. Tekrar yeni isimlerle piyasaya sunabilirler. Umarım çeşitle ilgili şeyinizi yerine getirdim. Çünkü yani çeşitler kalıcı değildir, gelip geçicidir. Onun için yani sizler zaten biliyorsunuz hangi çeşitlerin her koşulda verim verdiğini. Ama yeni çeşitlere de şans verebilirsiniz dediğimiz gibi denemek kaydıyla. Çeşit tipleri başka nasıl olacak? Buradaki bir numara, iki numara bu Rusya, Ukrayna, Amerika için. İki biraz daha Fransa'ya aşağı doğru kayabilir. Güneş ışığı yok onlarda. Yani ışık göremiyor o memleketler. Işık görmesi için. Hatta onlar diyor ki kuzey güney doğrultusunda ekin üreticiler ayçiçeği. Yani ışık az olduğu için. Bizde öyle bir şeye gerek yok. Işık fazlalığı var bizde. Yani toplamda. Bizim için en uygun 3-4. 5-6-7 de uygun değil. 3 ile 4 yani 45 derece açı aşağı bakan, 45 derece açıyla bakan ve aşağıya bakan. Bundan hem güneş ışığından korunma açısından iyi,
Hem de diğer işte diyelim ki kuş zararı ve benzerleri açısından da avantajlı. Ama özellikle dediğimiz gibi Türkiye koşullarına 3 ve 4 tipi. Tablo hangisi? Mesela kuş zararına karşı hep 2'yi, 5'i, 6'yı öneriyorlar ama asla ben önermem çünkü verimli çeşitler değil. Ben mesela 1, 3, 4'ü yalnız 3, 4'te kuşlar zarar yapar. 1 hangisi bir iyi? 1 hem 3 de iyi hem 4 de iyi üstteki. Üstteki şekille bir alttaki düz tablo her ikisi iyi. Ama 3, 4 özellikle üstteki 4 ile seçmemek gerekir bir de. Neden seçmemek gerekir? Çünkü 4 ile seçtiğiniz zaman üstten bu aralara yağmur suyu girer ve tabloyu çürütür. Yani onun için üstten 4'ü seçerseniz 1 yani hepsine de 1 uygun ama seçme yani üstten 3'ü seçerseniz buradan 3'ü 4'ü seçerseniz yine kuşlar bir miktar zarar yapabilir. Tabloyu çok, tarlayı çok fazla karıştırıyorsunuz. Bunu nasıl indireceğiz bilemiyoruz. İkiye nasıl indirebiliriz? Ve her karıştırdığınızda organik madde yok oluyor. Tarladaki organik madde yok oluyor. Özellikle içindeki yararlı canlıları öldürüyorsunuz. Yani mikroorganizmaları. Artık tarlaya attığınız sapsaman parçalanamaz durumda. Çünkü neden? Canlıları yok ettik. Yani gübre, çiftlik gübresi atıyorsunuz 2 yıl tarlada da hala kalabiliyor. İşte bu fazla toprak işlemeden özellikle de ağır traktörlerle bundan kaynaklanıyor. Biz mesela yurt dışında hem gerek Fransa'da hem Amerika'da doğrudan anızın içine ektik 30 santimetre. Ama bir ay sonra hiçbir sap kalmadı. Neden? Çünkü organik madde %3 içinde birçok canlı var. Ama biz her seferinde bir taraftan herbisit atıyoruz, bir taraftan tarlayı karıştırıyoruz. Bir defa tavsız zaten karıştırdığınız zaman 3-4 yıl tarla kendine gelmez, hasta edersiniz. Mümkün olan en az şekilde en küçük traktörlerle bu işi yapmak. Yani büyük traktörleri çok önemli noktalarda kullanmak. Ne yapabiliriz? İşte sonbahara kadar bir dip kazanla veya işte pullukla çevirebiliriz sonbaharda. İlkbaharda kesinlikle yüzeysel işleme aletleri kullanmamız gerekir. Eğer ilkbaharda derin işleme yaparsak o da kuraklığa davetiye çıkarır. Onun için dediğim gibi ağır traktörler derin işlemeden kaçınmak gerekir. Ekim ne zaman? Ekim önemli. 10 derece olmadan kesinlikle ekim yapılmamalıdır. Üreticilerimizin en çok yaptığı sorun. Hava sıcaklığına bakıyor. Hava sıcaklığı kesinlikle sizi yanıltmamalıdır. Gece sıcaklıkları düştüğünde organik madde olmadığı için sıcaklıklar aynı perlik gibi düşer. Yani gündüz diyelim ki 15 derecedir. Gece 4 dereceye düştüğünde toprakta mikroorganizma yok ki, organik madde yok ki. O da 4'e düşer. 4'te çimlenmez, minimum 10 derece diyoruz. Onun için 10 derecenin altına düşmeyeceği bir tarih seçmek gerekir. Genellikle bu Nisan ayının ilk haftasıydı ama eskiden şu anda sürekli biliyorsunuz Mayıs'a doğru kayıyor ekimler. Tahmin ediyorum bu ayda Mayıs'a doğru kayacak. Şimdi bugün toprak sıcaklıklarına baktığımda 9 gözüküyor ama Cuma günü -1 gözüküyordu. Yani oraya da bir nasıl güvenmek gerekir? O konuda İl Müdürlüğü arkadaşlarınıza görev düşüyor. Meteorolojiden doğru veriler aldıkları takdirde onu üreticilerle paylaşması gerekir. Yani 10 dereceyi bulmadan üreticiler ayçiçeğini kesinlikle ekmemesi gerekir. O 1-2 günlük 10 derece değil. Yani çünkü çok değişken, Cuma 1 olup bugün nasıl 9'a çıktı o ayrı bir soru işareti. Erken ekimde çimlenme düşük olur, çıkışlar düşer. Yani ayçiçeği çıksa bile büyümez ki, büyümesi için bir sıcaklığa ihtiyacı var. Üstelik mesela soğukta herbisit atıyorsunuz, herbisit bitkiye de zarar verir çünkü içindeki su dönmez, şeyi atamıyor, içindeki zehri atamaz bitki. Onun için soğukta ekimlerden değil, bir tohumu tarlaya bıraktığınızdan hasata kadar hiç durmadan gelişmesi gerekir. Ne kadar sıklık? Bu kıraç arazilerde 5-6 bin, verimli arazilerde 6-8 bine kadar çıkarabiliriz. Bazen üreticiler şunu soruyor, iri mi, orta mı, küçük tohumu? Eğer soğukta ekersen iri çünkü çıkış yavaş olacak. Eğer 13-18 derecede ekersen, ağır toprağı veya orta ağırlıkta toprağı ekersen orta boyutu seçersin. Ama siz Haziran'da ekiyorsunuz, toprakta sulama olanağı var, hava da sıcak. Zaten 3-5 günde çıkacak, o zaman iri tohum almanıza gerek yok. En küçük tohumu seçebilirsiniz. Tahmin ediyorum özetledim irilikle ilgili. Çünkü sıcaklık ve nem varsa iri tohum almanıza gerek yok ama problem varsa o zaman tohumu iri. Mesela genellikle ben orta irilikte seçin derim ama sıcaklığı da düşük sıcaklıkta ekmeyin. Peki sıklık nasıl olacak?
sıklık kıraç arazilerle verimli arazileri ayırmanız gerekir. Her ne kadar zor gibi gözükse de arada büyük bir farklar alınabilir. Siz yani kumsal kıraç arazilere 25-30 ekerken verimli arazilere 22-25'e kadar düşürebilirsiniz verimli arazilerde. Yani makinenin üzerinde o kadar oynamanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani onu ayarını yapabilirsiniz. Çünkü daha yüksek verim, biz mesela öğrencimizle yaptığımız çalışmada 22 santimetreden en yüksek verimleri aldık. Ama verimli arazideki denemelerde aldık. Eğer sulama olanağı varsa ekim sıklığını 50-70 santimetreye yani aralığı da düşürebilirsiniz. Tabii mibzer ayarı oynayabiliyorsanız yine üzerini 20 santimetreye kadar düşürebilirsiniz. Yani bunda zaten hepimiz biliyoruz ki normalde 300-350 gram tohum kullanılır ama bazen iriliğe ve sıklığa göre 500 grama kadar çıkabilir. Bir de biz öğrencimizle denediğimizde twin sıra, çift sıra dedikleri bir uygulama var. Ülkemizde artık mısırda ve mısır soya ve yer fıstığında yerleşti. Ona uygun aletler de alındı. Bu ne demek twin sıra, çift sıra? Bir geniş, bir dar. Yani 1.80-1.50 santimetre sıra arası. 1.80-1.40 mesela. Biz 80-50 ile 80-40'tan diğerine göre daha yüksek verimler aldık ama kurut tarımda yaptığımız için yani gerçek şeyi göremedik. İstatistik önemli çıktı ama daha yüksek bekliyordum ben aslında twin sıradan. Onun için hani sulanan verimli arazilerde deneme yapabilirsiniz bunu. 1.80-1.50 tabii makine ayarını yapabiliyorsunuz. Veya 1.80-1.40 sulama olanağı varsa. Sıra üzeri 20-25 arasında verimliliğe göre tutabilirsiniz. En önemli sorun ne? Bölgemizde çıkışların %30'u aksıyor. Yani ektiğimiz tohumun %30'u kayıp. Bunun oluşturduğu verim kaybı sadece %25-30. Yani ben %100 çıkış sağladım diyen bir üreticiyi çok nadir görüyorum. Arkadaşlar gerçekten çok önemli bir nokta. %30 ile direkt zaten baştan verim kaybını kabul ediyoruz. Lütfen makine ayarlarını yapalım. Toprağı tavanda işleyelim. Özellikle makine ayarsızlığından kaynaklanıyor bu. Ve bu kayıplar düzensiz. Yani yandaki bitki büyüse bile, tablasını büyütse bile bunu kapatamaz. Yani bunu hatta dışarıdan çalıştığımız hoca, buraya geldiğinde Amerika'da çalıştığımız hoca, onlar bizden düşük verim veriyor. Ama diyor ki ya siz bu açıyı kapatsanız bu bitki sıklığını çok daha yüksek verimler alacaksınız. Bakın %25-30 bitki sıklığından kaybımız var. Düzensiz kayıplar yani bir arada bir tane çıkmaması değil. 4-5 tane arka arkaya çıkmayan bitkiler var. Şimdi bunu makine ayarsızlığı, yanlış toprak işleme, organik maddenin düşük olması da tabii, toprakta nem olmaması, sıcaklığın erken yapılması gibi birçok faktör etkili. Özellikle ekim bize düşen, ekim hızı yavaş olmalı, makine sık sık kontrol edilmeli ve bu çıkışlar garanti altına alınmalı. Yani gerekirse 10 derecenin altında da sıcaklık bulmadan asla kesinlikle ekim yapılmamalı. Ve nemi de iyi bir tavında toprak işlemeyle yapmalı. Şimdi gübrelemeye gelelim. Gübrelemede aslında tabii sizler bilmiyorum, mühendis arkadaşlar bilir de üreticilerimizden de bazıları bilir. Bitkilerde fotosentez denilen bir olay var. Yani hiçbir canlı kendi besinini yapamaz ama bitkiler karbondioksitle sudan inorganik maddelerden kendi besinini yapıyor. Ve bitkiler ortadan kalktığında bütün canlılar ortadan kalkar. Neden? Bitkiler gibi bir bazı bakteri ve algler var. Onların dışında yapamaz. Yani bitkiler eğer besin üretmese o döngü hayvanlar veya işte dolaylı olarak insanlara asla gelmez. Yani bütün canlılar yok olur. Neden neyi kullanıyor? Karbondioksit ve suyu kullanıyor. Peki biz ayçiçeğinden ne elde ediyoruz? Yarısı yağ, %50'si yağ. %20'si protein. İşte %18-20 civarında karbonhidrat var. Peki yağ ile karbonhidratta ne var? 3 tane. Karbon, hidrojen, oksijen. Proteinde çok küçük bir azot var. Yani %96'sı karbon, hidrojen, oksijen. Yani ne demek bu? Bitkiler fotosentezle yapıyor besini. Yani bize düşen onun en iyi fotosentez yapmasını sağlamak. Tohumu tarlaya diktikten, ektikten sonra hasata kadar bitki strese girmemesi gerekir. Tabii bunun için besinlere de gerek var. Ne mesela hesapta? İşte 300 kilo verim alıyorsunuz, bekliyorsunuz bir tarladan. Birinden 250 kilo beklersiniz ancak alırsınız 200 kilo. Birinden 400 kilo alabilirsiniz. Onu hesaplayacaksınız. Ben 200 kilo alıyorum. 0.05 ile çarpacaksınız.
10 kilo azot atacaksınız mesela. İşte 10 kilo azot ihtiyacı var. 300 kilo da 15 kilo çıkmış. 15 kilo ile 300 kilo verimi yapar ama toprakta olanları düşeceksiniz. O da ne demek? Ortalama 5-10 kilo azot. Yalnız unutmamak gerekir, fazla atılırsa azot yağ içeriğini atar, bitkiyi boylandırır, yani sonuç olmayabilir, ters etki yapabilir. Onun için kontrollü bir azot, analize göre. Fosforda 0.0225 ile 300'ü çarpıyor, o da 6.75 kilo yapmış, 6-7 kilo. 5-8 kilogram saf fosfor. Onu biliyorsunuz da artık nasıl hesaplandığını. Biraz sonra küçük bir şey üzerinden gösterebilirim. Potasta da 12.5 kilo hesaplanmış. 0.0410 katsayısıyla 12.5-13 kilo. Potasyum çok var topraklarda ama yine de biz öğrencilerimizle yaptığımız yüksek lisans testlerinde 4-6 kilo ek potasyumun verimi arttırdı. O da nedir? Mesela 15-15-15 gübresi kullanabilirsiniz. Yani üçü de olan. Bu ilk olan, yani 20-20-0'da ilk olan azot, ikinci olan fosfor, üçüncüsü potasyum. Mesela ne demek? 100 kilo gübrede 20 kilo azot, 20 kilo fosfor, potasyum hiç yok. Bunda da 15-15-15-15'de potasyum var. Bunda 18 azot var, 46 fosfor var. Bunları hepiniz biliyorsunuz ama özetleyelim. Nasıl hesaplarsınız? %20 varsa 5 kilo azot atmak için ne kadar yapılır? 5 ile 100'ü çarparsınız, 500. 20'ye böldüğünüzde 25 kilo azot atarak 5 kilo saf azotu atmış olursunuz. Şimdi tabii buradan şuna diyelim, mibzellerimizde de bazı sorunlar var. Mibzellerin ayakları gübreyi tohuma çok yakın bırakıyor. Çok yakın bırakıyor. Bunu bilmiyorum, makinacılarla mı nasıl çözeceğiz? İlettim ben sorunu. Fazla azot gübrenin bazen kök uçlarını çıkarken yakıyor. Yani biraz daha uzun olması gerekir. Onun için bazen üreticiler diyor ki serpme gübrelemeyle hocam daha yüksek verimler alıyoruz. Neden? Çünkü o zarar oluşmuyor serpme gübrede. Ama doğrusu hangisi? Mibzerle. Ama biraz daha uzağa. Yani tohuma biraz daha uzaklaştırmak gerekir gübre ayaklarına. Eğer sulama olanınız varsa 3-5 kilo azotu sonra sulamayla birlikte verirsiniz ama tekrar diyorum fazla azot yağ oranını düşürür. Bu çok sıvı gübre satarlar. Yani dünyada genellikle gelişmiş ülkelerde sıvı gübreyle uygulama arasında pozitif ilişki bulan yok. Yani genellikle gelişmekte olan ülkelerde var ama bizim üreticilerimiz, yine Amerika, Fransa'da da olsun üreticiler sürekli diyor ki evet hocam diyor gübreyle biz sıvı gübreyle yüksek verimler alıyoruz diyor. Sık sık biz oradaki Amerika'da da gezindim ben üreticilerle konuştuğumuzda Fransa'da. Biz de sıvı gübreden yararlı sonuçlar alıyoruz diyor ama bilime bir türlü yansımıyor. Çünkü bu riskli. Analiz yapmadan önermiyorlar. Diyorlar ki aksi halde toprağa zehir, bitkiye zehir etkisi yapabilir. Bor, mangan gibi. Onun için toprak analizi yapmadan atmayın diyorlar. Ama nedir? Bir bakıyorsunuz ki evet gerçekten gözle görülebilir sonuçlar da var. Ama ben daha çok onun şundan kaynaklandığını söylüyorum. Kök gelişmesine katkı sağlayan bazı hormonlar katıyorlar yani içine. Kök gelişmesi nedeniyle artı avantajı olduğunu. Bu konuda daha çalışmak gerekir. Yani sizi atmayın diyemem. Yani üreticiler sürekli attıklarınızda verimli olduklarını söylüyorlar. Yani daha yüksek aldıklarını söylüyorlar. Yabancı otlarla keşke kültürel işlemlerle bahsedebilsek ama herbisit kullanıyoruz. Ayçiçeğin aslında en hassas dönem şu. İlk çıktıktan sonraki 20 gün. O 20 günlük dönemde ot varsa verimler %50-60 düşer ilk çıkışta. Olumsuz etkileyen aslında ilk çıkıştaki bir aylık, 20-30 günlük. Yani bazıları 15 günde kesiyor, bazıları bir ayda. Diyor ki çalışmalar, bir aydan sonra ayçiçeği kökleri gelişir ve salgılar salgılayarak yabancı otları yok eder. Bir aydan sonra ayçiçeği kendisi yabancı otlarla mücadele eder. Ama ilk bir ayı. Peki bizim attığımız herbisitleri ne zaman atıyoruz çoğu imi grubu? Hep o bir aydan sonra atıyoruz. Yapabilecek bir şey var mı? Yok yani çünkü ilacın atım zamanı zaten ona bağlı. Yani onun için aslında en hassas nokta ilk 20 günlük dönem ayçiçeğinde yabancı ot zararı. Ondan sonra zararı çok fazla olmadığını belirtiyorlar. Belki biz kök havalanması gelişim için bir tırmık atabiliriz. Belki bir de çapa yapabiliriz. Şimdi şu resimleri görüyorsunuz tırmık çıkıştan sonra. Hem yabancı otları ırpalayabilir, pek çok üretici yapıyor bunu zaten. Hem de kök gelişmesine katkı sağlayabilir. Diğer aslında benim önerdiğim, tabii o herkeste de bulunmayabilir bu alet. Şu çapa makinesi, kuyruk miliğiyle çalışan çapa makineleri.
Bunlar toprak havalanmasını sağlar. Ayrıca toprakta üst tabaka bir kum tabakası oluşturur ki o topraktan nemin kaybını önler. Yani nem çıkışını önler. Yani su kaybını önlediği için çatlamayı da önler. Bazen mesela el ile çapalama yapıyoruz bahçede domatese ve benzeri. Ne yapıyoruz? Sıranın arasındaki toprağı köklere çekiyoruz. Sıranın arasındaki toprağı boşaltıyoruz. Ama sıranın arasındaki toprak boşaldığında çatlamalar oradan başlıyor. Çünkü su kaybını engelleyecek bir toprak katmanı yok. Ama bu çapa makineleri o katmanı sağlıyor. Tabii imkanı varsa üreticilerin. Yani tırmık ve bu çapa makinesini öneririm. Tabii burada herhangi bir firmayla anlaşmış da değilim. Yani varsa, elinizde ne olanağınız varsa. Yani katkısı var. Zaten çoğunlukla Clearfield ve Grand Star gibi termik gibi ilaçlarla öldürüyorsunuz. Ama orada da dikkat etmeniz gereken nokta şu. Uygulama zamanı ve dozuna ve aldığınız ilacın güvenilir firma olup olmadığına dikkat edin. Bakın tekrar söylüyorum. Uygulama zamanı, özellikle su dozu ve güvenilir firmaya ait olup olmadığını. Eğer soğukta herbisit uygularsanız unutmayın, sadece yabancı otu öldürmez, o bitkiye de zarar verir. Ama bitki eğer terlemeyi yapabiliyorsa, yani suyu döndürebiliyorsa vücudunda, o zaman o zehri atar. Ama döndüremediği bir iklimde atarsanız kesinlikle ayçiçeğini de zarar verirsiniz. Hatta o güvenilmeyen firmalar tamamen yok ettiğini biliyorum ben şeyi. Tarladaki tüm ayçiçeklerini. Yani üreticiler şahit olmuştur ona. Yani bağlansalar hepsi açıklayacaklar onları. Ama onun için biz bir zamana, onun için ekimi gerekirse geciktireceğiz ki bu herbisitlerin attığım zamanı soğuğa gelmeyecek. Yani sıcak bir olduğu zaman attığımız suya çok dikkatli olmamız gerekir. Neden? Çünkü az su kullanırsak bu sefer dozu fazla gelir ve kendi bitkimize de zarar vermiş oluruz. Yabancı otlara atan birçok ilaç var. Eskiden biliyorsunuz triflin atılıyordu. Sonra kanser yaptığı belirlenince önce Avrupa sonra Türkiye'de her tarafta yasaklandı. Ama yine benzerleri satılıyor onun aynı şekilde. Onlar da oldukça üreticiler başarılı. Sadece oradaki problem şu, arılara, çevreye, bir sonraki ürüne zarar verebiliyordu. Onda dikkatli olmak gerekir. Eğer izin verildiyse, Tarım Bakanlığı'ndan izinli ilaçları kullanırsanız, Ekim öncesi atılan ilaçlar ki var zaten piyasada da var. İsimleri. Onlar da çevreye zarar vermemeye dikkatli olun bir sonraki ürüne. Çift doz geçmeyin aynı yerden. Çünkü aynı yerden çift doz geçerseniz bir sonraki buğdayda problemle karşılaşabilirsiniz. Daha sonra çıkış sonrası atılan ilaçlar var. Bu kan yaşları, can türü şeyleri. Onlar da başarılı olunur zamanında atınca. Bizim başarılı olamadığımız üreticilerin Ekim sonrası, çıkış öncesi ilaçlar var. O ilaçlarda bir türlü üretici başarılı olamıyor. Sebebi de şundan. Siz suyu fazla atamıyorsunuz. Bir de tarla kesekli olduğu için o keseklerin arasından o film tabakası oluşması gerekiyor, parçalanıyor. Siz yani ayakla geçseniz de o parçalanır. Onun için çok iyi bir toprak hazırlığı gerekir o tür ilaçlar için ve suyu çok dengeli kullanmanız gerekir. Her şeyde de kendi sağlığınıza, çevremize dikkatli olmamız gerekir. Biliyorsunuz köy göçüren büyük bir bela. Onunla ya kuru tarımda mesela yazın sıcakta ters çevirip hiçbir ürün ekmeden köklerin kurumasını bekleyebilirsiniz. Veya işte total herbisitlerle tek tek üstünde öldürebilirsiniz. Yine etki alanı var. Kan yaş veya diğer darı canlara zaten selektif etkili ilaçlar var. Dayanıklı olmasına da gerek yok çeşidin. Domuz pıtlayla ıştırda genellikle o dayanıklı çeşitler kullanılıyor. Bir tanesi bunların domuz pıtlarında daha etkili. Zaten piyasada pazar tutan da o Clearfield teknolojisi. Onun için daha fazla ekim alanı. Çünkü domuz pıtları oldukça problem olmaya başladı. Orabanşa kesinlikle genetik dayanıklı çeşit kullanıyorsunuz. Asla riske atılmıyor eğer tarlanızda varsa sorun. Diğer hastalıklar mildiyo veya dede halk arasında geçen yıl yeniledik dedik kendimizi. Yani mildiyo ırkını yeniledi. O satış yapan en çok çeşitlerde dayandı ama yine de sorgulayın. Yani satıcı firmaya burada size garanti vermesi. Çünkü mildiyo tekrar yeniliyor. Orabanş da yeniliyor kendisini. Önemli bir problem. Yine üstte en sağda görülen Fomopsis, bu Fransa'nın problemi. Bazen ülkemizde de olur çünkü çeşitler aslında dayanıklı orada çalışıldığı için. O boğumda olan siyah leke, o da Foma.
Onun da bir miktar zararı var ama fomapsiz daha büyük zarar. Bazı yıllar olabilir. Yaprak hastalığı. Yine bizim R5'te dedim ya, tam böyle gerçek çiçekler, çiçek dozu açtığında yağmur yağarsa şu siklotinya %90 yakalanıyor çeşitler. Eğer çeşit hassas ise %90 yakalanıyor. Ne zaman? Tam R5'te gerçek çiçeklerin açtığında yağmur yağsa %90 çeşit yakalanır. Yani kritik noktası o. R5'te yağan yağmur. Onun dışında yine makrofemine kuraklık hastalığı, botulis gibi hastalıklar var. Genetik dayanıklı. Vertikulum genetik dayanıklı. Kuşlara karşı çok yapılacak bir şey yok. Bu tablo yeminden yararlanabiliriz. Yani %100'ünü de yiyebilir kuşlar. Tablo yemin hangisi dedik biraz önce kuşlar için mesela? 3 ve 4 üstten alttan da 1. Alttan da 1 numaralı eğer kuş zararı. Ne yapmamız, biz ne yapabiliriz? Dere, ağaç ve su kenarlarına çok erken ekmeyebiliriz tarlamızı. Yani ekimi yapmayabiliriz. Oradaki ekimleri geçe bırakabiliriz. Dere kenarlarında, ağaç ve su kenarlarında. Tüm üreticiler aynı anda ekim yapıp geç paylaşabilir zararı. Veya tenekeyle kovalayabilirsiniz eskiden yaptığımız gibi. İşte mesela Amerika'da genellikle Mısır'da kullanılan o patlayıcılardan kullanıyorlardı. Fransa'da da altta gördüğümüz tarlaya martı sesi veriyorlardı. Martıdan kaçıyormuş kargalar, kuşlar. Martıyla ürkütüyorlardı. Ama yakın gelecekte belki kuşların tercih etmeyeceği çeşitler gelebilir. Bakın burada isterseniz bir ses yapalım son, çünkü Tarım İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşları da burada uyarmak istiyorum. Sesim geliyor mu? Var mı bir aksilik? Son bitiyor zaten durumumuz. Şu an hocam geliyor sesiniz, gayet güzel. Tamam. Son az kaldı. Zaten bitiyor konumuz. Ayçiçeği sineği diye bir zararlı var. Sivrisinek. Ne zaman gelir bu? R1, R4'te ayçiçeğine gelir tablasına, yumurtaları bırakır ve içinde, tablanın içinde kurtlar gelişir. Bütün tablayı işten yer. Asla mücadelesi yoktu. Biz denemedeki şeyi kurtarmak için Amerika'da bunun problemidir. Başka yerde yoktur problem şu anda. Şu anda Amerika'nın problemidir. Ve en altta, ben buradan göremiyorum, sağ tarafta bir fotoğraf var. Direkt oradan çektiğim, benim çektiğim fotoğraf, tarlanın tamamı bu zararlılığa yenilmiş. Biz denemeleri R1 ve R4 arasında o kadar etkili ilaçlar kullandık ki, maskelerle kullandık etkili ilaçları, ancak kurtardık denemeleri. Yani o sineğin R1 R4 arasında konup yumurta bırakmasını engelleyerek ancak çözüm yapılır. Eğer geldiyse, yumurtalarını bıraktıysa, yapacak hiçbir şey yok. Bomboş tane. Hiçbir şey alamazsınız. Yani sonra tablayı işten öldüremezsiniz. Yani o kurtları içine girdikten sonra ilaçlı mücadeleyle öldürmeniz mümkün değil. Ve yayıldığı an tamamen o bölgeyi bitirebilir. Bu konuda üreticilerimizin bu tür tabloları bakıp içini açıp kontrol etmeli. İl Müdürlüğü teşkilatımızı uyarmalı. İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar da bunun ne kadar önemli olduğunu bilmeli. Yani ne kadar tehlikeli olduğunu. Tamamen Trakya bölgesinde Türkiye'de ayçiçeği ekimini tamamen bitirebilir. O kadar tehlikeli bir zararlı. İnsektisit, yani ilaçla mücadele edeceğinizi zannediyorsunuz ama edemiyorsunuz. Çünkü tablanın içine girdikten sonra bitiyor. Bunun dışındaki zararlıları insektisitler öldürebiliyor. Güveler, bozkurtlar, diğerleri. Belki yakın gelecekte kuşlar gibi bu böcek kurtların gelmediği çeşit geliştirirler mi? Yani o tabii o çeşit geliştirdikten sonra oradaki o koku insana nasıl zararlı, yararlı, o da bilmiyorum. Ama şu anda insektisitlerle bitki koruma şubelerindeki arkadaşlardan yardım alarak zarar eşiğini geçtiğinde ilaçlama yapılabilir. Çekirgeler var, tel kurtları var, birçok zararlı var ayçiçeğinde. Virüs hastalıkları var, çıkmaması için yani diliyoruz. Çünkü genetik dayanıklılık da yok, kimyasal ilaçla mücadele de yok. Yani bazı arkadaşlar görüyoruz diyor ama inşallah yoğunlaşmaz virüs hastalıkları yapraklardaki. Yani şu anda mücadelesiyle ilgili bir şey de yok, yani başarı da yok. Son sulamayı zaten özetledim daha önce. Yaklaşık işte 400-500 milimetre bir yağış ister. İşte dedik ki Tekirdağ'da 235 kilo ama Konya'da 408 kilo, işte bu sudur. Yani suyu verdiğiniz için. Vejetatif dönemde kontrollü bir su, eğer sulama olanınız varsa, eğer bir defa sulayacaksanız, toprağınız nemliyse, nem tutabiliyorsa R3, R4. Nem tutamıyorsa, kumsal bir topraksa R6-7'de bir sulama yapıyorsunuz.
İlke sulamayı yaparsanız R3, R4 ve R6-7'de daha fazla sınırsız sulama olanınız varsa ilkinkini vejetatif dönemde biraz sularsınız. Kontrollü kök gelişmesi engellemeden R1'de bir sularsınız. Sonra R3, R4'te, R6, R7'de ve R7, R8'de. Ben şimdi ekran olduğu için fotoğraf şeyi göremiyorum. Altta şey olması gerekir aslında. Fotoğraflarını koydum, onu sık sık koydum. Çünkü önemli noktalar. R5'te de sulama yapmıyoruz. Yani ideali damla sulama. Yani bundan sonraki beklentimiz. Ama yağmurlama sulamayı R5 haricinde yapabilirsiniz. Son asat artık. %8-9 neme geldiğinde asat, bunda çok şey yok zaten. İnmudin'deki arkadaşlar da biçerdüverleri kontrol ediyor diye biliyorum. Batör kontrolatör aralığı, elek büyüklüğü, üfleme hızları, bunlar ayarlanması gerekir. Çok hızlı gitmemesi gerekir. Güçüm yüksekliği yüksek olmaması gerekir. Yani tablaları altta bırakmaması gerekir. Normal koşulda 250-500 kilo verim alınabilir. Ama uygun olmayan koşullarda 100 kilograma kadar verim düşer. Bir de şey vardı, bu biçerdüverlerde tabii yaygınlığını bilmiyorum. Geçen de toplantıda tartıştık, Abdurrahman Bey de oradaydı. Bu çeltikçiler de koyuyordu. Biçerdüverin altına sapları parçalayan, bir ara keşan tarafına koydular onları, sonra vazgeçtiler. Yani tekrar koyabilseler çok iyi olur. Çünkü tek kalemde sap samanı da parçalamış olunur. Traktörle tekrar girip tarlayı ezmemiş olursunuz, bastırılmamış olursunuz. Buradaki bakın değişik ülke fotoğraflar, buradaki en üstte soldaki fotoğraf toprak drenajı ile ilgili bir fotoğraf. Ben neden dedim Türkiye'deki üreticiler çok daha bilgili dışarıdan. Amerika'da çekilmiş bir fotoğraf, drenajda 4-5 kişi var. Onun hemen sağında bir kalabalık görüyorsunuz. Niçin toplandılar biliyorsunuz mu? Ne kadar çok yüksek verim alınır, başlığı o. Ne kadar çok yüksek verim alınır. Aslında drenaj daha önemli. Verimin bir kademesidir ama ne kadar çok yüksek verim alınır o başlıkta toplandı. En alttaki solda, gördüğünüz o üreticiler Amerika'nın en zengin üreticileri. Onlarla bir gün bütün o North Dakota eyaletinde iki buğday üretiminin Amerika'nın en çoğunu orası karşılıyor. Oranın en zengin üreticilerine drenajla yine bir sunu anlatılıyordu. Bütün gün gezdik. 3 soruyu geçemediler, soru sormadılar. Dedim ki bizim üreticiler olsa sayısız soru gelirdi. Yani sadece dinleyip bakıp durdular. Hiçbir soru da sormadılar. O kadar da değil. Yani bizim üreticiler çok daha ilgilidir diye biliyorum ben. Yani çok şey yok, yani üreticinin zaten hedefi belli ki bizim üreticiler çok daha düzgün sorular sorarlar. En üstteki solda da Fransa'dan bu tohum, bize birçok ülkeye tohum sağlıyor. Tabii kadınlarla iş yapıyor. Kadın eli deyince her zaman daha bereketli olur her şey. Ürününüz bol ve bereketli olsun. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.